Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ari Yayınları Matematik Sahnesi kitabında hazırlık sahnesi 18'in sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar birinci sorumuzla dersimize başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemekte fayda var. Bir olayın olma olasılığı en az sıfırdır arkadaşlar. Eğer sıfırsa zaten biz buna imkansız olay diyoruz. En fazla da birdir diyoruz. Eğer birse de bu olaya kesin olay diyoruz. Sıfırla 1 arasındaki değerlerde olabilir. Yani basit kesirlerin hepsi olasılığımızın değerleri olabilir. O halde A bir olayın olma olasılığı 8'de 1 olabilir. Doğrudur bir olayın olmama olasılığı arkadaşlar. Bakın olma olasılığı olmama olasılığının toplamı da 1'dir arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Olmama olasılığı 3 bölü 5 ise olma olasılığı 2 bölü 5 olur gençler. 2 bölü 5 de basit bir kesir olduğu için bu soruda bu söylenen de doğrudur. Bir olayın olma olasılığı en fazla 1'dir diyoruz. Doğrudur. Bir olayın olmama olasılığı en az eksi 1 değil arkadaşlar. En az 0'dır diyoruz. O halde sorumuzun cevabı D şıkkı olur diyorum. Evet geçelim arkadaşlar. ikinci soruya. 3 artı x bölü 12 ifadesi bir olayın olma olasılığına eşittir. Ona göre x tam sayısını alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır diye sordu. Arkadaşlar en fazla 1 olur demiştik. Bir olayın olma olasılığı en fazla 1 en az sıfıra eşittir diyoruz. Peki. O halde 3 artı x bölü 12 arkadaşlar. Sıfır olması için bakın pay kısmının ne olması gerekir? Sıfır olması gerekir. Yani 12'de sıfır olmasını istiyorum. O halde şöyle düşünebilirsiniz gençler. Bakın paydaları eşitse paylar da birbirine eşittir. Buradan 3 artı x eşittir Sıfır diyorum. 3'ü karşıya gönderdiğimiz zaman x'in değeri eksi 3'tür. Peki arkadaşlar aynı şekilde 3 artı x bölü 12 evet en fazla arkadaşlar 1'dir demiştik. Yani 1 de bizim için burada paydamız 12 olduğu için 12 bölü 12 bu kabul edelim. Bakın 12'ler eşitse 3 artı x eşittir 12'dir. Buradan 3'ü karşıya gönderecek olursam eksi 3 olarak geçer. 12 eksi 3 x'in alabileceği en büyük değer de 9 olur diyoruz. Benden bunların toplamını istedi. Eksi 3 artı 9 6 olur sorumuzun doğru cevabı ve 6 cevabını C şıkkında görüyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. 3. soruya geçiyorum. Bir torbada özdeş mavi, sarı ve kırmızı renkli toplar vardır. Bu torbadan rastgele çekilen bir topun sarı renk renkli olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi kesinlikle olamaz diye soruyor. Şimdi arkadaşlar dikkat edersek mavi var, sarı var ve kırmızı var. Yani sarının haricinde başka renkler de var. O halde arkadaşlar burada sarı renkli topun olma olasılığı kesinlikle bir olamaz. Arkadaşlar çünkü kendisinden başka da toplar vardır diyorum. Bir olması için ne olması gerekir? Bir olabilmesi için veya bir olması için tüm topların sarı olması gerekir. Başka renklerde olduğu için D şıkkı bizim sorumuzun doğru cevabıdır diyoruz. Evet gençler devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. bir postacı dört farklı posta kutusuna dört farklı mektubu her posta kutusunda birer tane olacak şekilde rastgele atmıştır. 8 numaralı kutuya atılan mektup doğru kutuluya atıldığına göre 10 numaralı kutuya yanlış mektubun atılma olasılığı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi 8 numaralı arkadaşlar 8 numaralıya Doğru mektup attım. O halde geriye arkadaşlar kaç tane kalır? O halde geriye 3 tane mektup 3 tane kutu kalır. Evet 10 numaralı kutuya arkadaşlar yanlış mektubun atılma olasılığı ne olur o halde? 3 tane mektup vardı. 3 tane kutumuz var. İki tane mektup şöyle düşünün. 10 numara kutuya 10 numaralı mektup atılırsa doğru mektup. O zaman arkadaşlar doğru olur. Benden yanlış istediği için 10 numaralıya eğer 7 ve 9 atılması gereken mektuplar buraya atılırsa yani iki tane durum vardır diyoruz. O halde yanlış olma olasını bulmuş olurum. Demek ki sorumuzun cevabı 2 bölü 3'tür diyoruz. Ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet gençler 5. soruya devam ediyorum. Yanda verilen tabloda her sütundaki ve her satırdaki sayıların çarpımı 360'tır. Bu satır ve sütunlara yazılan tüm sayılar özdeş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Buna göre torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının karesel olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar şu tablodaki eksik sayılarımızı bulalım. Bakın satırdaki ve sütundaki sayıların çarpımı 360'tır dedi. O halde 10 ile 4'ü çarpıyorum. 40. 40 ile neyi çarparsam 360 olur. Buraya 9 gelmesi gerekir diyorum. 40 çarpı 9 360 ile eşittir. Şimdi 9 kere 5 arkadaşlar 45. 45 ile de 8'i çarparsam 360 olur. Evet bakın buraya 8'i yazdım. 1 kere 8 8 yapar. 8 ile arkadaşlar 45'i çarpacak olursam 360 olur diyorum buraya 45 geldi 45 de 4'ü çarpıyorum arkadaşlar 180 180 180'le de 2'yi çarparsak diyorum 360 olur diyoruz bakın buraya da 2 sayısını yazmalıyım peki 2 kere 5 10 10'la arkadaşlar 36'yı çarparsak ne olur 360 olur diyoruz gelebilecek sayıları buldum peki tüm durumlar arkadaşlar burada 9 tane. Karesel sayılarımıza bakalım. Karesel sayı aynı zamanda tam kare ifadeydi gençler. Evet, 1 4 9 ve 36. 4 tane karesel sayımız var. Tüm durumlar gençler, 9 tane o halde olasılık 4 bölü 9 olur diyorum. Ve 5 yakın doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet altın soruya baktığımız zaman bir kutuda bulunan toplar renklere göre yaz dağılımı yandaki grafikte göstermiştir. Her bölümdeki topların üzerinde 1, 2, 3 nokta nokta gibi artışık doğal sayılar yazıyor. A bölümünde 180 tane top olduğuna göre D bölümünden çekilen bir topun üzerinde yazan sayının 1 olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle D bölümünün merkez açısını bulmak istiyorum. Bakın burası 180 ise ikisinin toplamı burası 30 ise buraya 150 derece kalır. Şimdi A bölüm 90 derece 90 derece 180 arkadaşlar şöyle diyebilirim. 1 derece 2 tane topa denk geliyor. 1 derece 2 topa denk geliyor. Benden D bölümünde yazan topların sayısını bulmam gerekiyor. O halde 150 derece 150 çarpı 2'den 300 tane top yapar diyoruz. Demek ki D bölümüne 300 tane top atılacak. Arkadaşlar 300 tane topun içinden 1 gelme olasılığı 1 bölü 300 olur diyorum. Ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler. Devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bir sınıftaki öğrencilerin dağılımı yandaki tabloda verilmiştir. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin en az olasılıklı olduğu bilindiğine göre rastgele seçilen bir öğrencinin en az olasılıklı olduğu bilindiğine göre bu öğrenci aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar o halde şöyle düşünelim. Gözlüklü erkek sayısı gözlüklü ve erkek 5 kişi. Gözlüksüz kız, gözlüksüz ve kız sayısı 7 kişi. Gözlüksüz erkek sayısı arkadaşlar gözlüksüz ve erkek 1 kişi. Gözlüklü ve kız sayısı 4 kişi. Şimdi buradan arkadaşlar seçilen top en azsa olası durum sayısı az olması gerekir diyorum. Bakın burada 1 ile gözlük yüzü herkes erkek en azdır diyorum. Ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler devam ediyorum. 8. soruya geçiyorum. Yusuf arkadaşı ile gittiği sinemada yukarıdaki salonda gösterilen film filmi seansına ilk biletini almıştır. Yusuf'un yan yana ve kırmızı boyalı koltuktan 2 tane bilet aldığı bilindiğine göre biletin B sırasında 2 ve 3 olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar kırmızı olduğu biliniyor ve yan yana olduğu biliniyor. O halde A sırası diyelim. A sırasında neler olabilir? Bakın kırmızılar 5, 6 ve 6, 7. 5, 6, 6, 7 olabilir. B sırasına bakıyorum. B sırasında arkadaşlar sadece 2 ve 3 var yan yana. Ve C sırasına baktığımız zaman da 1 ve 2 var. Başka kırmızı ile yan yana olan başka bir durum yok. O halde olasılık toplamda 1, 2, 3, 4 durum var. Bizden B'de ve 2, 3 olsun istiyor. Yani bir tane durum vardır. 1 bir, 4 bizim sorumuzun doğru cevabıdır diyoruz. C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler devam ediyorum dokuzuncu soruya geçiyorum. Dört farklı kutuda bulunan özdeş topların sayısı yukarı yandaki tabloda verilmiştir. Buna göre hangi kutudan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı en fazladır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar birinci kutuya bakalım ve kırmızı gelme olasılıklarını hesap edelim. Birinci kutu. Evet kırmızı dört tane. Toplam arkadaşlar 4, 8 daha 12 tane. Yani 1 bölü 3. İkinci kutuya bakıyorum. 5 bölü 10 değil. 5 bölü arkadaşlar toplamı 15. Yani 1 bölü 3. Üçüncü kutuya bakıyorum. Kırmızı 6 tane. Toplam 10 tane. 6 bölü 10. Bunu da istersek 3 bölü 5 olarak sadeleştirelim. Dördüncü kutuya baktığım zaman da Kırmızı 7 tane toplam 14 tane. Bu da 1 bölü 2'dir. Arkadaşlar dikkat ederseniz bakın 1 bölü 3, 1 bölü 3 ve 1 bölü 2. Bunlar yarım ve yarımdan küçüktür. Ama 5'te 3 yarımdan büyüktür diyorum. Ve C şıkkı en büyük ve en fazla olasılık olur diyoruz. Evet gençler devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet bir kitaplık rafına yukarıdaki gibi özdeş kitaplar konulmuştur. Bu raftan rastgele seçilen rastgele alınan herhangi bir kitabın eşit olasılıklı olması istendiğine göre sondaki kitabın rengi hangi renk olmalıdır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar maviye baktığım zaman şu andaki durumuyla mavi 1, 2, 3 tane. Evet kırmızıya bakıyorum. 1, 2, 3 tane turuncu arkadaşlar. Evet. Turuncu. Bir de arkadaşlar burada turuncumuz var. İki tane. Yeşile baktığım zaman da üç tane de yeşil görüyorum. Şimdi hepsinin eşit olması için arkadaşlar ne olması gerekir? Son kitapçığında turuncu olması gerekir. O halde bakın buraya da turuncu gelecek olursa artı 1 derim. Burası da 3 olur diyoruz. Demek ki turuncu gelmesi gerekir diyorum. Ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler devam ediyorum. 11. soruya geçiyorum. Bir masa üzerinde bulunan kutuların sayısı tablo ile yani tablomuzda kutu sayıları gösteriliyor. Bir kutu içinde bulunan top sayısı ise grafik ile gösterilmiştir. Tüm toplar özdeş ve bir kutuda birleştirildiğinde rastgele seçilen bir topun birinci kutudan gelen bir top olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar birinci kutuda birinci kutuda beş tane kutumuz var ve on tane top var. O halde beş çarpı ondan 50 tane top var. İkinci kutuya bakıyorum. İkinci kutu sayısı arkadaşlar 10 tane. Ve her kutuda 5 tane var. 10 çarpı 5'ten 50 top da burada var. Şimdi olasılık diyelim. Evet, toplam top sayımız arkadaşlar 50. 50 daha 100 tane benden birinci kutudaki top gelmesini istiyor. Yani şu 50'nin gelmesini istiyor. O halde 50 bölü 100 1 bölü 2 olur diyoruz. Ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Özdeş büyüklükteki kartların üzerine yukarıdaki gibi sayılar yazılmış olup bir ipi asılmıştır. İpten rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan sayının Pozitif çarpan sayısı arkadaşlar tek olma olasılığını istiyor. Şimdi arkadaşlar çarpanlar ve katlar konusunu hatırlayalım. Pozitif tam sayı çarpan sayısının tek olması demek ne demekti? Pozitif tam sayı çarpanı tek olan sayılar Tam kare sayılarda. Yani bir sayının karesi olarak yazılabilen sayılarda. O halde buraya baktığımız zaman arkadaşlar tam kare sayılara bakalım. 144, 100 ve arkadaşlar 289, 144, 100 289 var. Bunlar da 3 tane gençler. O halde olasılık diyorum. 3 bölü 8 tane kart var. 3 bölü 8'dir. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet gençler devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet 1'den 30'a kadar olan doğal sayılar özdeş topların üzerine yazılarak bir kutu atılıyor. Kutudan rastgele çekilen bir topun üzerinde yazan sayının 5 ile aralarında asal olma olasılığı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada 5 ile aralarında asal olmayan sayıları bulmak daha kolaydır diyorum. 5 ile aralarında asal olmayan sayılar 5'in katıdır arkadaşlar. 5 10 15 20 25 ve 30'dur. Bu da arkadaşlar kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Asal olmayan sayımız 6 tane ise 5 ile aralarında asal olan sayılar Toplam soru sayımız 30'dur. 30'dan 6'yı çıkarıyorum. 24 tanedir. Normalde olasılık diyorum. İstediğimiz arkadaşlar 24. Asal olan sayılar gelsin. Evet tüm durumlar 30 taneydi. 24 bölü 30. Bunu da şöyle 6 ile sadeleştirelim. 4 bölü 5 olur sorumuzun cevabı. D doğru cevap olur diyoruz. Evet gençler temizleyerek geçelim. Başka bir sorumuz var mı? Evet arkadaşlar 13. soruyla dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.